Mutlu akşamlar efendim. Kanal Fırat ve Kanal E ortak canlı yayında Elazığ Nabzı programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün yine çok önemli, çok değerli konuğumuz var. Tabii ki bildiğiniz üzere 31 Mart 2024 yılında bir yerel seçime gideceğiz. Siyasi atmosfer de Elazığ'da oluştu. Aday adayları belirleniyor. Adaylar belirlenecek önümüzdeki günlerde. Bizler de bugün Güzide ilçemiz olan, beldemiz olan Akçakiraz Belediye Başkan adayımızı ağırlayacağız. İbrahim Urmanoğlu bizlerin canlı yayın konuğu olacak. Burada seçim süreciyle ilgili genel durumu değerlendirmiş olacak. Öncelikle hoş geldiniz, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyiyiz, hamdolsun. Evet. Süreç malumunuz olduğu üzere ilerliyor. Biz de sürecin devamıyla beraber biz de kendimize göre hareket ediyoruz. Süreç 31 Mart 2024'e kadar devam edecek. Bizim tabii şu anda aday adaylık sürecimiz devam ediyor. Aday olduktan sonraki süreç biraz daha yoğunlaşacak Rabbim nasip ederse. İnşallah da bize nasip eder diye düşünüyoruz. Aday olduktan sonra... Malum bugün ben bir konuya özür dileyerek girmek istiyorum. Tabii bugün ki. AK Parti'mizin 81 ilinde ilçe ve il belediye adaylarını belirlemek için AK Parti'nin kendi içerisinde bir temayül yoklaması vardı. Bu temayül yoklamasına yaklaşık 150 bin kişi müdahil oldu. Bu AK Parti'nin aday belirleme kriterlerinden olan temayülün ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Biz de kendi açımızdan bugün temayülün yapıldığı noktadaydık, alandaydık. Evet. Büyük bir olgunlukla geçti. Gerçekten AK Parti'ye yakışır bir sevgide geçti diye düşünüyorum. Herhangi bir taşkınlık olmadan, herhangi kötü bir şey olmadan bütün aday adayları bir araya gelerek fotoğraf da verdiler. Biz de kendimizce orada kendimizi ifade edebileceğimiz insanlarla görüştük. Sağ olsunlar bizi dinlediler. Temayülün bu yönüyle ben çok önemli olduğunu düşünüyorum şahsen. Temayül yapıldıktan sonra ilin belediye başkanı, daha sonra da inşallah bizimki belli olacak. Yani ilçe ve belde belediye başkanı adayları belli olacak. O süreçten sonra biz kendimizi daha iyi ifade edeceğiz diye düşünüyorum. Evet. Şunu da hemen ifade edeyim. Hı-hı. Özellikle Kanal E ve Kanal Fırat ekibine ve Batuhan Bey sizin şahsınızda teşekkür ediyorum. Bizi kendimizi anlatmamız için bir fırsat verdiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum diyorum ben. Ben size çok teşekkür ediyorum. Güzel de bir giriş yaptınız aslında. Ama burada belki de vatandaşlar sizleri ilk defa evlerinde misafir edecekler. Eminim ki Akçakiraz beldesi sizi yakinen tanıyordur. Çok iyi tanıyordur. Evet. Ama burada Elazığlı hemşerilerinize kendinizi tanıtacak olursanız İbrahim Ormanoğlu kimdir? İbrahim Ormanoğlu 1981 Akçakiraz veya eski adıyla ben ifade etmeyi daha çok seviyorum, daha çok benimsiyorum. Ben Perçençliyim, Perçenç doğumluyum. İlk ve ortaokulu Perçenç'te okudum. Elazığ Lisesi'nden 98 yılında mezun oldum, 98 mezunuyum. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği'nden mezun oldum. Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak halen kendi bölgeme en yakın olan köy olan Kuyulu'da 13 yıldır da Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapıyorum. Evet, burada oldukça güzel bir geçmişiniz de var Akçakiraz Beldesi'nde. Ama tüm konumuza girmeden, seçim konusuna girmeden önce güzel bir konuya daha değinmek isterim. Aslında önemli olan bir konu. Evet. Sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın gözlerinin orada olduğu bir konu. Evet. Filistin olayı, Gazze olayı oldukça önemli. Tabii ki sizler burada Arap toplumunun Gazze'deki olaylara durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz, duruşunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi Gazze'li insanlar veya Filistin direnişine destek olan bütün insanlar, özellikle Gazze'de yaşayan insanları tebrik etmek lazım. Bütün dünyanın sustuğu bir alanda, bütün dünyanın hücumuna rağmen şu anda Gazze'li bir avuç direnişçi bütün dünyaya karşı direniyor. Bu bizim için bir örnek teşkil etmeli direniş. Var olduğu müddetçe İsrail ve yandaşları ve işbirlikçileri istedikleri hedefe ulaşamayacaklar. Bununla beraber ben sorunuza şöyle bir cevap vereyim. Arap toplumu henüz tam olarak devletleşme şeklinde değil. Ben öyle görüyorum şahsen. Neden diye soracak olursanız şöyle cevap vereyim size. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim'in 1516 ve 1517 yılında Mercidabık ve Ridaniye Savaşı ile Arap topraklarını ele geçirmesiyle beraber yaklaşık olarak 400 yıl boyunca Arap toplumu Osmanlı egemenliğinde kaldı. Osmanlı egemenliğinde kaldığı için de tam olarak bir uluslaşma, tam olarak bir devletleşme sürecini bir türlü gerçekleştiremediler. Mısır'ı da buna dahil edebiliriz. Bugünkü Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Suriye, Somali'ye kadar, Cezayir, Tunus, Fas'ı da dahil edersek bütün Kuzey Afrika ve
Arap Yarımadası'ndaki ülkeler veya topraklar diyelim Osmanlı'ya bağlıydı. Osmanlı'ya bağlı olduğu için de tam olarak devletleşemediler. Bu Osmanlı Devleti'nin oraya ayrıcalıklı bir takım haklar vermesine rağmen orada aşiretler tarafından aşiretlere bölündüğü için Arap toplumu tam olarak bir süreci inşa edemedi kendi açısından. Özellikle Osmanlı Devleti'nin 1850 yılından sonra gerilemeye başlamasıyla beraber de şöyle bir durum oluştu. İngiltere, Fransa ve İtalya sömürgeci devletler Osmanlı Devleti topraklarını kendi sömürgelerine alabilmek için özellikle başta Mısır olmak üzere daha sonra Suudi Arabistan, Irak ve Suriye'yi kendi topraklarına dahil ettikleri için orada ciddi sıkıntı oldu. O ciddi sıkıntı devletleşememe süreci bugün İsrail'in Gazze'ye zulmüne çanak tutuyor diye ben düşünüyorum. Bugün Suudi Arabistan'ın gayri safi milli hasılı olarak Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'i de buna dahil edersek muazzam. Dünya petrolün yaklaşık yarısına sahipler, dünya doğal gazının yaklaşık yarısına sahipler. Ama halen daha İsrail eğer burada Gazze'ye bu zulmü yapabiliyorsa bu onların büyük bir ayıbıdır. Evet. Ama tabii halk nedeniyle değil, halkta bir sıkıntı yok. Yöneticiler uydu olduğu için maalesef Gazze'ler bugün o zulmü görüyor. Yöneticiler uydu olmasaydı Arap toplumu İsrail'i tükürüğüyle boğardı. Çok özür dilerim, bir amiyane tabir oldu ama hissiyatımıza verin. İçimizden geldiği gibi söylemek zorundayız bunu. Çünkü büyük bir zulüm var orada. Büyük bir işkence dersiniz, soykırma diyebiliriz ona. Çocuklar ölüyor, kimsenin sesi çıkmıyor. Bakın ülkemizde de aynı şekilde oldu. Bir Gezi direnişi olayı çıkardılar. 3-5 tane ağaç kesildi diye millet çadır kurdu. Bakın şu anda Gazze'de binlerce çocuk öldü bir hafta içerisinde. Bir ay içerisinde dünyada şu ana kadar orantısal olarak baktığımız zaman en fazla çocuğun öldüğü, bu kadar kısa sürede en fazla çocuğun öldüğü zamandır. Ama hiç kimse sesini çıkarmıyor. O Gezi direnişine destek veren insanlar bugün Gazze toplumuna destek verseydi emin olun Türkiye olduğundan çok daha farklı davranabilirdi. Şunu samimiyetimle ifade edeyim. Eğer Türkiye toplumu da olmasa bugün Gazze bulunduğu yerden daha geri gelir. Bu kadar sağlam bir şekilde direnemez diye ben düşünüyorum. Türkiye'nin orada muhakkak bir şeyler yaptığına ben inanıyorum. Yani zaten toplum olarak da biz geçen gün bizim bir okulumuz var, Yüzbaşı Ortaokulu. Orada bile kermes düzenlemişlerdi arkadaşlar yardımlaşma amacıyla. Evet. Yine burada arkadaşlarımızın düzenlediği kermes vardı. Oraya da katılım sağladık. Bizim yapabileceğimiz şu anda nedir? Gazze'li insanlara verebileceğimiz ne varsa onu vereceğiz. Elimizden ne geliyorsa, karınca misali. Bizim elimizden ne geliyorsa, gücümüz neye yetiyorsa, neye yetirebiliyorsak onu yapmamız lazım. Kermese mi katılmamız lazım? Eyvallah, kermese katılacağız. Bu bir vazifedir, bu bir görevdir. İnsanlık adına bir görevdir. Ürünleri boykot etmek mi gerekiyor? Başkasına gücümüz yetmeyebilir ama kendimize gücümüz yetiyor kardeşim. Evet. Evde alışveriş mi yapacağız? Artık sağ olsun sosyal medya o kadar, iletişim o kadar gelişti ki her şey var. İsrail malı. Tıklarsınız bakarsınız kardeşim, markete gittiğiniz zaman o malı almazsınız. Bu kadar basit. Bizde bu bilinç de olması lazım. Ha bu bilinç var mıdır? İnşallah vardır diye düşünüyorum ben. Evet. Görüyorum çünkü toplumda insanlar arasında diyaloga girdiğimiz için hem seçim süreciyle diğer konularla ilgili bir araya geldiğimiz zaman da kahvehaneleri ziyaret ettiğim zaman bile hocam kola satamıyoruz artık diyorlar. Bu benim için büyük bir mutluluktur. Evet, kesinlikle öyle. Zaten Elazığ'da tüm restoranlar, tüm iş sahipleri bu duyarlılığı gösteriyor. Bizler de umuyoruz ki bir ateşkes imzalandı 4 günlük de olsa. Umut ediyoruz ki bu toplumun geneline yayılır ve bu zulüm burada noktalanır. Umut ediyoruz ki bir mazlum daha kan dökmez ve bu olayların bir an önce bitmesi tek temennimiz. Ben bir kısa özür dilerim, tabii bir kısa ki, bir giriş ki. Yapayım bu konuyla bahsettiğiniz. 4 günlük mesela bir ateşkes imzalandı. Emin olun İsrail korktuğu için ateşkes imzalandı. İsrail cesaret edebilseydi, biraz daha ileri gidebilseydi zaten yapmazdı. İsrail'in tarihi geçmişinde bu var zaten. Araplarla 3 defa büyük savaş yaptılar. Her 3 savaşta da yenilmeye en yakın zamanda ateşkes imzalandı. Gücünü toparlayabilmek açısından. Başka İsrail'in hiçbir şeyi yoktur. İsrail şu anda insanlık suçu işliyor. Evet. Bu kadar. Açık ve net. Ama bakıyorsunuz Birleşmiş Milletler'den tık yok. NATO'dan tık yok. Hiçbir ses yok. Almanya bile Mercedes markası geçenlerde okuduk. 1 milyon euro destek verdi İsrail'e. Amaç ne? Geçmişini temizlemek istiyor.
Geçmiş bu kadar kolay temizlenmiyor ama. Peki geçmişi temizlemek isterken geleceği kirletmeye kimin hakkı var? Kimsenin. Biz kimin geleceğini kirletebiliriz? Oradaki çocukların günahını kim, hesabını kim soracak? Bir düşünün, kendi çocuklarına öyle olsaydı, en ufak bir şey olsaydı öyle olur muydu? Bakın Ukrayna savaşı oldu yakında. Ukrayna en iyi aynı hassasiyeti gösterdiler. Bütün dünya oraya yığıldı, Avrupa bütün oraya yığıldı. Bizim ülkemizden bile insanları oraya götürdüler ki aman efendim Ukraynalı mültecileri alalım diye. Bakın biz aldık. Peki Gazze'ye niye aynısını yapmıyorlar? Yapmazlar. Zihniyet bozuk çünkü. Bunların bilinçaltında İslam'a ve bize karşı, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bilenmiş bir kinleri var. Rabbim inşallah bizimle beraber ettiğimiz duaları kabul buyurur da bunların hakkından gelir diye düşünüyorum. Evet, burada oldukça önemli bir çareydi. Özellikle de mazlumun ahı burada çok önemli. Mazlumun evet. yanında olmak çok önemli. Bizler de ülke olarak her zaman için Filistin halkının, Gazze halkının yanındayız. Burada evet. her mazlumun yanında olduğu gibi yine Türkiye olacaktır. Bundan da hiçbir şüphemiz yok. Yine seçime dönecek olursak. Evet. Sizler burada neden aday oldunuz? Bu da önemli bir soru. Çünkü siyaset de önemli bir tablo. Belki de burada ülke olarak değişimi de sağlayacak. Yine seçilen kişiler olacaktır. Sizler de önemli bir adım attınız ve aday oldunuz. Neden aday oldunuz? Batuhan Bey, ben size şöyle ifade edeyim. Ben Akçakiraz'da doğdum. Perçenç'te evet. doğdum. Ben Perçençliyim. Bütün caddelerinde, bütün sokaklarında bizim ayak izlerimiz vardır. Bilmediğimiz caddesi, bilmediğimiz sokağı yoktur. Bütün insanlarını tanırız. Geçen gün okul ziyaretlerine gittim, öğretmenler günü münasebetiyle. Orada okula giriyoruz, Akçakiraz Merkez işte ortaokuluna girdik. Hı hı. Soruyorum, sen kimin oğlusun, bunun oğluyum. Sen kimin oğlusun, bir bakıyorsun ki beraber ya annesiyle okumuşum, ya amcasıyla okumuşum, ya dayısıyla, ya babasıyla okumuşum. Çok hoş bir tesadüf oldu. Tam kapıdan içeri girerken aynı sırada oturduğum, benimle beraber 8 yıl okuyan arkadaşımın oğlunu gördüm. Babasının elinden tutmuş çıkıyor. Şimdi bizim de bir hakkımız olsun diye düşünüyorum ben bu. Evet. Akçakiraz halkına hizmet edebilmek için, Akçakiraz'ı gerçekten bulunduğu yere getirebilmek adına Batuhan Bey, bizim bir sorumluluk almamız gerekiyordu. Kesinlikle. Toplum bize bu sorumluluğu verdi. Biz de bu sorumluluğu aldığımız için, toplumdan gördüğümüz teveccüh için, bizi öne itekledikleri için biz aday olmayı düşündük. Hedefimiz, gayemiz, nasıl Akçakiraz'ı daha iyi bir hale getirebiliriz? Akçakiraz'ı nasıl bulunduğu, gerçekten hak ettiği yere getirebiliriz? Hedefimiz, gayemiz, amacımız tamamen bu. Başka hiçbir hedefimiz, hiçbir gayemiz yok. Bunu kimse bize iddia edemez. Hı hı. Sorabilirsiniz, inşallah röportaj da yaparsınız. Ormanoğlu niye aday oldu dediği zaman size şunu söyler. Hiçbir beklentisi yoktur. Tek amacı, tek gayesi Akçakiraz'ı hak ettiği yere getirebilmektir. Akçakiraz'ı bulunduğu yere getirebilmektir. Ben orada doğdum, orada büyüdüm. Diğer beldelere gittiğimiz zaman acısını çekiyoruz, görüyoruz neler olduğunu. Evet. En azından gelişim olarak hak ettiği yerde değil diye düşünüyorum. Bir şeyler yapılmamış mı? Elbette yapılmıştır. Akçakiraz geçmişi olan bir köydür. Bakın köy ağzımızdan çıkıyor halen daha. Niye belde demeyelim? Diyemiyoruz ha Batuhan Bey. Bilinçaltımızda bu var çünkü. Bilinçaltınızda bu yerleşmiş. Bakın bir defa da ağzımızdan çıkıyor, diyoruz köy. Ya köy statüsünde ha. Yapacak bir şey yok. Elazığ'a en yakın belde. Bulunduğu yeri, hak ettiği yere getirebilmek için Akçakirazlı, Perçençli biri olarak elimizi taşın altına koyduk. Gerekirse gövdemizi de koyacağız yani. Kaçış yok bu işte. Hak ettiği yere gelmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Nasıl bir sorumluluk almamız gerekiyorsa öyle sorumluluk alacağız. Bu kadar. Yani söylenecek çok şey var. Evet. Ama inşallah ilerleyen zamanlarda söyleriz. Bu burada parti seçimi de oldukça önemli. Sizler burada AK Parti'den aday olmayı seçtiniz. Aslında bir o kadar da zordur AK Parti'den aday olmak, bunu yapabilmek, aday olabilmek. Sizler neden AK Parti'yi tercih ettiniz? Şimdi AK Parti kurulduğu 2002 yılından bugüne kadar hizmet partisi olarak ben görüyorum AK Parti'yi. Çalıştığımız yerlerde gördüğümüz şu var. AK Parti hizmet partisi. AK Parti bugün ülke eğer çağ atlamışsa, çağın ilerisine doğru adım yapmışsa, adım atmışsa, hamle yapmışsa bu AK Parti sayesindedir. AK Parti hizmet partisi olduğu için, hizmet siyaseti ürettiği için biz de AK Parti'yi tercih ettik. AK Parti ile beraber olursak inşallah, Rabbim nasip ederse, işte
Merkezdeki belediye başkanımız muhakkak beraber bir işbirliğine gideceğiz. Bir el birliğiyle güç birliği oluşturacağız. Yine Ankara'da hükümet kanadında ciddi bir referansımız olursa Akçakiraz'a istediğimiz hizmetleri yapabiliriz. Amacımız, gayemiz bu. AK Parti hizmet partisi olduğu için, AK Parti insana değer verdiği için, AK Parti halkıyla birleşik, bütünleştiği için biz AK Parti'yi tercih ettik. Çok ciddi bir sıkıntı olmadığı müddetçe AK Parti bu yerel seçimlerde de inanıyorum çok ciddi bir başarı sağlayacaktır. Biz de o başarının mimarlarından veya işte diyelim kölesinden, taşıyıcısından, işçisinden biri olmak istiyoruz. Evet. Amacımız, gayemiz bu. Burada tabii ki belediye başkanı seçiminden sonrası da çok önemli, oldukça önemli. Sizler belediye başkanı seçilecek kişinin profilini nasıl görüyorsunuz? Belediye başkanı seçildikten sonra özellikle halkla diyaloğunuz nasıl olacak? Halkla diyaloglar nasıl olmalı daha doğrusu? Batuhan Bey, ben az önce defaatle tekrar ettiğim gibi ben Akçakirazlıyım. Akçakiraz'da doğdum, orada büyüdüm. Dolayısıyla biz sürekli zaten halkın içinde olan bir insanız. Sürekli. Ben Muğla gibi bir yeri bıraktım. Benim ilk öğretmenlik görev yerim Muğla'ydı. Muğla'yı ben bıraktım, Akçakiraz'a geldim. Akçakiraz'dan başka bir yerde oturmadım ben. Akçakiraz. Ne derseniz bana Akçakiraz perçenç, Akçakiraz perçenç. Dilimize pelesenk oldu bu. Akçakiraz niye? Şöyle ben size ifade edeyim. Akçakiraz'a sürekli beraber olduğumuz insanlar var. Sürekli görüşüyoruz zaten. Taziyemiz bir, cenazemiz bir, hastamız bir, düğünümüz bir, sevincimiz ve üzüntülerimizde biz biriz. Akçakirazlı insanlar bunu zaten biliyor. Biz de bunu biliyoruz. Ben bu seçim sürecine başladığım zaman işte yaklaşık 3 yıldır seçim sürecini ben kendim başlatmış durumdayım. 3 yıldan belki biraz daha fazla, tam olarak tarih şey değil. Süreç tamamlanırsa 3,5-4 yıl olacak ben. Seçim sürecine başladım. Vatandaşlar da bunu çok diyor. Hocam kazandıktan sonra ne yapacaksın? Evet. Ben hep şunu söylüyorum. En basit bir örneğini vereyim size. Bayramlaşma. Bizim 4 tane beldemize bağlı 4 tane köyümüz var. En son bağlanan Bahçakapı, Yenice, Altınçevre, Erpinik ve Akçakiraz Merkez. Hı hı. Bayramlaşma mı var? Bayramlaşmayı şöyle yaparsın. Halkla iç içe olmak lazım. Tabii ben ki. Belediyede durayım. Vatandaş gelsin benim bayramımı kutlasın. Hayır. Asıl olan vatandaştır. Vatandaş asıl olduğu için de biz vatandaşın ayağına gideceğiz. Bayramlaşma olsun. Biz gideceğiz kardeş. Bir programınızı yaparsınız düzgün bir şekilde. Dersiniz ki ya saat 10'da Bahçakapı'da bayramlaşma töreni yapacağız. Ben gezerim. Dersin 12'de Altınçevre Merkez'de bayramlaşma töreni var. Ben gezerim. Ben giderim vatandaşın ayağına. Biz gitmediğimiz zaman, siyasetçi vatandaşın ayağına gitmediği zaman vatandaş belediyeye gelecek. Vatandaş niye yorulsun belediye? Asıl olan vatandaştır. Tabii ki. Vatandaş olmasa zaten siyasetçi olmaz, biz olmayız. Ben bunun bilincinde olan bir insanım. Benim varlığım veya yokluğum, daha doğrusu siyasetçinin varlığı veya yokluğu vatandaşa bağlıdır. Vatandaş sizi tercih ederse varsınız. Şimdi bir belediye başkanını düşünelim. Düşünün ki biz, Rabbim nasip etti, biz olduk. Şimdi ben belediyenin imkanlarından faydalanacağım, evet. Bindiğim araba kimin? Devletin değil mi? Evet. Dolayısıyla Akçakiraz Belediyesi'nin olacak. Gezdiğimiz, gittiğimiz yerde bütün masraflarımızı, bütün her şeyimizi Akçakiraz Belediyesi'nin adına karşılayacağız değil mi? Evet. Peki şöyle düşünelim. Normal bir vatandaş olsa bunları yapabiliyor mu? Başkasına, nasıl diyeyim, başkasının üzerinden harcayabiliyor musunuz Batuhan Bey? Yok. Harcayamıyorsunuz. Evet. Kimin üzerinden harcıyorsunuz? Kimin parasını harcıyorsunuz? Vatandaşın parasını harcıyorsunuz. Peki vatandaş size o desteği vermese ne yapacaksınız? Seçilene kadar değil. Seçildikten sonra da vatandaşın yanında olacağız. Her zaman. Ben koltuğu seven bir adam değilim Batuhan Bey. Keşke berberim canlı yayına bağlansa. Şunu ifade etmek istiyorum. Benim 40 dakika oturduğum koltukta Batuhan Bey, evet, tıraş olacağım, vallahi uykum gelir. Samimiyetimle söylüyorum. Ben koltuk seven bir adam değilim. Koltuğu sevmiyorum. Ben vatandaşımı seviyorum. Ben insanlarımı seviyorum. İnsanlara hizmet etmeyi seviyoruz. Aile olarak biz böyleyiz. Sadece ben değil. Bütün ailemiz böyledir. Yapmamız gereken neyse onu yaparız vatandaşımız için. Akçakiraz'da, Altınçevre'de beraber okuduğumuz arkadaşlarımız var. Sürekli görüşüyoruz. İrtibatımızı koparmadık ki. Halk günü düzenleyeceğim mesela. En basitini söyleyeyim. Haftada bir gün gidersin Altınçevre'ye. İlan edersin.
Diyorsun kardeşim sıkıntınız ne, gelsin anlatsın. Belediyeye gelmesin, niye gelsin vatandaş belediye? Evet. Gelmesin kardeşim, biz gidelim onun ayağına. Yine vatandaş gelip belediyede kapının önünde belediyenin özel kaleminde durduğu zaman insan mutlu mu oluyor? Neyi ispatlamaya çalışıyoruz? Yok kardeşim böyle bir anlayışı yok, böyle bir siyaset anlayışı yok, olamaz. Benim açımdan olamaz. Ben bunu kabul etmiyorum. Yani evet, burada baktığımız zaman aslında vatandaşın da en çok istediği şey odur galiba. Kendisinin dinlenilmesi, sorunun çözülecekse çözülmesi ya da süreç hakkında bilgi verilmesi. Sizler burada vatandaşı da iyi gözlemlemişsiniz. Dediğiniz gibi belki de çok fazla gezdiniz, çok fazla gördünüz. Burada vatandaş daha çok sorunun dinlenmesini, belki de bir siyasetçinin kendi evine gelmesi ayrı bir ayrı bir şey uyandırır. Sizler de burada onu yapmaya hedefliyorsunuz. Aslında küçük gözüken ama en büyük problem bu galiba. Ben şunu ifade edeyim. Şöyle bir düşünelim, bir kafamızı yoralım. Böyle bir beyin jimnastiği yapalım, bir beyin fırtınası yaparsak. Düşünün bir odanız var, makam odanız var. Evet. Cafcaflı koltuklarınız var. Efendim gizli arka odanız var. Orada konuşuyorsunuz, ayrı bir şey geliyorsunuz. Burada vatandaş sizi bekliyor, ayrı bir şey. Ne olacak bu? Vatandaşın peki sorununu ne çözecek? Vatandaş niye gelsin? Niye sizi beklesin? O istemeye gittiğiniz zaman adamın kapısında beklediniz mi o kadar? Seçildikten sonra adamı bekletiyorsunuz. Hayır, olmaz. Olmaz bu. Vatandaşa hak ettiği değeri vermek lazım. Ben şunu söylemiyorum. Şu anda seçilmiş başkanlar vatandaşa hak ettiği değeri vermiyor. Ben demiyorum. Benim farklı bir profilim var. Ben olaylara seçilirsem, Rabbim nasip ederse kendi penceremden bakıyorum. Benim yönetim anlayışım, yönetim tarzım bu. Belediyede durmayacağım. Belediyede gerçekten durmayacağım. Belediyede durup ne yapacağım? Koltuk bir yere mi kaçacak? Yok. İstediğiniz zaman orada oturuyor, koltuk duruyor. Koltuktan güç alan değil. Koltuğa güç veren bir insan profili çizeceğiz orada. Rabbim bize nasip ederse inşallah. Evet. Amacımız şu. Derdimiz ne? Kime sorarsanız sorun Batuhan Bey. Ne için geldiniz? Amacımız hizmet etmek. Tamam, o zaman hizmet etmek istiyorsanız vatandaşın sürekli içinde olacaksınız. Öyle değil mi? Tabii ki. Bakın, o istemeye gidiyoruz. 3 gün evvelden biz vatandaşı arıyoruz. Çıkarıyoruz telefonumuzu böyle. Ya işte bugün şuraya gidelim, tamam. Arıyorsun işte, Batuhan Bey akşam bir çayını içmeye gelebiliriz, müsait misin? Adam hiç sana yok demiyor. Emin olun yok demiyor Batuhan Bey. Buyurun gelin diyor. E peki seçildikten sonra o adamın işi düşünce siz niye makam odasına, kapısının arkasında onu bekletiyorsunuz? Bu olmaz ki. Yönetim anlayışımız ne olacak Batuhan Bey? Bazı çok önemli kararlar alınması gerekiyor beldelerde. Hı hı. Oluyor, sürekli değil ama çok önemli kararlarda hiçbir zaman ben kendimi ön plana çıkarmayacağım. Gerçekten bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Vatandaş ne istiyorsa olsun kardeşim. Biz anlatırız, biz ifade ederiz. Durumu açıklığıyla ortaya koyarız. Karar mercisi, kararı vatandaş versin. Zor bir şey değil. Bugün AK Parti 150 bin kişiyi temayüle soktu aynı anda. Bizim 4 tane beldemiz var. 4 tane sandık kurarız ya, bu kadar. Tabii ki. 2 saat belirlersin. 1 hafta 10 gün evvelden vatandaşları da bilgilendirirsin. Böyle böyle önemli bir konu var. Böyle böyle bir durum var. Kardeşim evet hayır. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Oyları da açık net bir şekilde sayarsınız. Vatandaş evet derse benim başım üstüne. Benim dediğimin aksine çıkarsa da benim başım üstüne. Sadece kendimi değil. Bütün vatandaşları koyacağız oraya. Bir danışma meclisi oluşturacağız. Sadece encümenlerden bahsetmiyorum ha. Belediye meclis üyesinden bahsetmiyorum. Köyün akil insanları var. Bizim beldemiz siyasi geçmişi olan bir beldedir. 2 tane büyük paşa çıkarmıştır. Büyük milletvekilleri çıkarmıştır. Bizim beldemiz öyle sıradan bir belde değil. Bir geçmişi olan bir beldedir. Kuvvetli bağları olan, köklü bağları olan, evet, bir beldedir. Ne yaparsınız? Akil insanlarını toplarsınız. Ya böyle böyle bir durum var. Ne düşünüyorsunuz? Köyün imamları var. Bizim beldemizde 16 tane, 18 tane cami imamı var. Din görevlisi var. Ya onların fikrini alırsın. Muhtarlarımız var 10 tane. Onların fikrini alırsınız. Encümenlerin fikrini var. Onların alırsınız. Bir beyin fırtınası yaparsınız. Ortaya çıkacak ana başlıkları düzenlersiniz. Ondan sonra dersiniz ki kardeşim bu iş evet veya hayır şeklinde düzenlenir, bu kadar. Sorumluluğu da kendi üstünüzden atarsınız. Sorumluluk alma açısından demiyorum ha. Sorumluluğu dersiniz ki kardeşim vatandaş bunu istedi, bu kadar. Ben vatandaşın emrine amadeyim. Vatandaş ne demişse benim başımın üstünde. Bu kadar. Evet. Önceliğimiz her alanda, bunu tüm samimiyetimle söylüyorum Batuhan Bey, vatandaş olacak. Vatandaşın sesine kulak vereceğiz. Vatandaşa zarar veren değil, vatandaşa fayda sağlayan ne varsa biz o işin içinde olacağız. Herkesi memnun edebilir misiniz? Hayır, edemezsiniz Batuhan Bey. Biz bunun da farkındayız. Ben bunun da bilincinde olan bir insanım. Ama şunu da ben biliyorum. Bizim vatandaşımız çok şey istemiyor. Vatandaşı memnun etmek
Çok zor değil. Gönül teline dokunacaksınız. Gönlüne dokunacaksınız. Başka bir şey lazım değil. Evet. Kum, özür dilerim. Sel gider, kum kalır. Biz orada bakiyiz. Ben kendime kötü söyletmem Batuhan Bey. Biliyorsun. Evet. Söyletmem ben. Benim bir geçmişim var. Ben halen daha bugün bir taziye vardı. İşte Palu, babam Paluludur benim. Palu'ya gittim. Orada bir taziye vardı. Bakıyorsunuz adam babanızın adına hürmeten, tüm samimiyetimle söylüyorum. Torunu yaşındaki, ben onun torunu yaşındayım. Adam geliyor, kalkıyor böyle, önümüzde önünü ilikliyor. Önünü ilikliyor, diyor ne diyorsunuz efendim? Hoş geldin, baban iyi dostumuzdu diyor. Adam gururlanıyor. Kendisiyle değil ha, babamızla gururlanıyoruz. Peki ben bu babanın adını nasıl kötüye çıkarayım? Öybün oğlu kötü dedirtmem ben. Orman oğulları kötü dedirtmem ben. Dedirtemem. Ne benim hakkım var, ne de orman oğullarından olan başkasının hakkı var. Bizim bir geçmişimiz var. Kibir değil, gurur değil. Alçak gönüllüyüz, yumuşağız. İnsanımızı seviyoruz. En hesabımız bu. Derdimiz bu. Adımıza leke gelmesin kardeşim. Ne olursa olsun. Leke insana bir yapıştı mı çıkmıyor. İtibarınızı kaybederseniz Batuhan Bey, her şeyinizi kaybedersiniz. Maddi olarak gider. İtibarınızı kaybetmezseniz maddiyat geri gelir. O itibarını size maddiyatı sağlar. Biz bunu yaşadık, gördük. Ben bunun bilincindeyim. Ben bunu biliyorum. Ama eğer itibarınız giderse var ya Batuhan Bey, emin olun geride hiçbir şeyiniz kalmıyor. Koltuk gidince, makam gidince, mevki gidince geriye size söyledikleri tek şey kalıyor. Arkasını dönüp gidiyorlar. Eğer ibret alırsanız, eğer ders alırsanız ne mutlu size. Almasanız da vallahi tek kalacaksınız Batuhan Bey. Kurtuluş yok. Ha bir de öbür tarafı da hesap etmek lazım. E tabi insanoğlu hesap ediyor mu? Etmiyoruz. İnsanların şu anda ağzından çıkanıyla kalbinden çıkan arasında var ya Batuhan Bey. Keşke bir makine olsa böyle bir ölçse. Dese ki ya bu ne diyor? Kalbiyle ağzından çıkanla kalbiyle geçen bir mi? Keşke öyle olsa. Söyleyecek. Çok sorun yaşarız bu hocam. Burada tabii ya esasında sorun olarak değil de bir şey olarak da görebiliriz aslında bu. Tabii bir ki. Ayna olur, ayna da olur insanlara. Ya evet, her insanın içi dışı biraz bir olmalı ama tabii ki bazen söylemler, kalpte hissettikleri farklı da olabiliyor. Bazen evet. Susmak gerekiyor Batuhan Bey ama insanın asıl konuşması gerektiği zaman da konuşması gerekiyor, ifade etmesi gerekiyor. Ben bu yüzden diyorum, bizim sevdamız, bizim derdimiz, işimiz akçaya kiraz kardeşim. Bulunduğu yeri hak eder mi? Yok, hak etmiyor. Evet. Kime sorarsanız sorun Akçakiraz'da. Bulunduğu yeri hak etmiyor Akçakiraz. Ben de onu soracağım hocam. Burada baktığımız zaman sizler Akçakiraz'ın gelişimiyle ilgili birçok şey sıraladınız. Konuşmanızın başında da istediğimiz noktada değil dediniz. Vatandaş da belki böyle düşünüyor. Sizler de vatandaşın içerisinde olarak bu durumu değerlendiriyorsunuz. Sizler baktığınız zaman Akçakiraz'ın gelişimini nasıl görüyorsunuz? Süreç içinde neler yapıldı ve size göre nerede olmalıydı? Ben şunu ifade edeyim Batuhan Bey. Akçakiraz 1974 yılında belediyelik olmuş, belde evet. olmuş. Kendisiyle beraber belde olan yerleri kıyasladığımız zaman gelişip gelişmediğimizi zaten vatandaş kendisi takdir ediyor. Vatandaşın içine girdiğiniz zaman umarım bir röportaj da yaparsınız vatandaşlarla. İnşallah. Soracağınız soru şu. Yanımızda, yanı başımızda komşu beldemiz Yazı Konak var. Akçakiraz'la Yazı Konak'ı bir kıyas ettiğimiz zaman Akçakiraz bulunduğu yerde değil, hak ettiği yerde değil. Yurtbaşıya bakın. Bizden daha içeride, bizden şehirden bizim yaklaşık iki katımız uzaklıkta. 17-18 kilometre uzakta. Ama bakıyorsunuz Akçakiraz hak ettiği yerde değil. Değil. Biz Akçakiraz'ı hak ettiği yere getirmek için uğraşıyoruz. Ha şunu söyleyeyim. Yazı Konak'ı ele alalım. Tabii ki. Benim haddim değil, özür dilerim Yazı Konaklı hemşerilerimizden de dostlarımızdan da. Bir örnek da. Sadece. Evet, bir örnek vereyim. Hani bir karşılaştırma olacak diye o açıdan söylüyorum. Lütfen evet. Yanlış anlaşılmasın. Yok, sadece bir temsil olarak. Evet, evet. Kesinlikle öyle. Şimdi Yazı Konak sadece Bingöl yolu üzerinde. Hı hı. Doğu'nun kapısı. Akçakiraz ondan önce yer alıyor. Akçakiraz hem Bingöl hem Doğu Anadolu hem Güneydoğu Anadolu'nun kavşak noktasında. Ama bakın Akçakiraz'da hiçbir tane 5 katlı bina göremezsiniz. Hiçbir yerde yoktur. Yazı Konak'ta insanlar artık yapsat yapıyor. Akçakiraz'da niye yapılması? Yani niye yapılmasın? Önünde engel olan ne? Bakıyorsunuz Akçakiraz'a bakıyorsunuz hani gelişimi
açısından diyorum ya, eğitim alanında da Çekiraz mevcut bulunduğu yeri hak etmiyor. Sosyal alanda da mevcut bulunduğu yeri hak etmiyor. Esnaf olarak da bulunduğu yeri hak etmiyor. İnsan olarak da bulunduğu yeri hak etmiyor. Akçakiraz'la Elazığ komşu, sınırdaş. Ama baktığımız zaman bir şey yok Batuhan Bey. Gelişmemiş. Bunu ben söylemiyorum ha. Keşke mesajları bir açabilsem. Bakın odur, telefon çalıyor sürekli ama tabii evet. Uygun değil şu ortamda. Özür dilerim. Eminim bir sürü mesaj geliyor bize. Bundan bahset, bundan bahset, bahset. Konuşacak o kadar çok şey var ki Batuhan Bey. Ama inşallah ileriki programlarda hani sizin de şeyinizi, insicamınızı bozmamak adına ileriki programlarda nasıl derseniz öyle konuşuruz yine. Yani başkanım, yeni programlar yapacağız. Başkanım. Akçakiraz'ı düştüğü yerden kaldıracağız Allah'ın izniyle. Evet, zaten çok fazla konu var. Çok fazla soru da var benim aklımda olan. Burada da sorulması gereken çok soru var. Ama sizin anlatışınız da çok iyi olduğu için az soru sorabildim ama daha fazla program yapacağız. 10 dakikamız var. 10 dakikada da özellikle esnafın sıkıntısını dinlemek isterim. Çünkü sizlerle konuşmanızın içerisinde esnaf şunları şunları söylüyor dediniz. Burada esnafın sorunu, sıkıntısı, talebi özellikle gezdiğiniz zaman sizler de bir vatandaşsınız şu an ve halkın da içindesiniz. Vatandaşlardan, esnaftan aldığınız görüşler, fikirler ya da onların sıkıntısı en çok bu noktada neler? Batuhan Bey, Akçakiraz Merkez çok değil, 20-25 yıl evvel Akçakiraz Merkez'de 6 tane bakkal, 6 tane kahvehane, çayhane vardı. Evet. Bunun yanında 2 tane berberi vardı, bunun yanında kasapları vardı 2 tane. Şu anda sadece bu ana şeyleri sayayım. 1 tane Akçakiraz Merkez'de, 1 tane kahvehane kaldı, 1 tane. Berberimiz hiç yok, kasabımız hiç yok. Bir yarım çalışan fırınımız var. 1,5 bakkalımız var. 1,5 diyorum. Bir tane market, bir tane de bakkal sayabileceğimiz büfe gibi. Büfe tarzı diyelim. Evet. 1,5 kaldı. Neden? Akçakiraz'da insan kalmadı ki Batuhan Bey. Başkanım aslında ama daha çok insan gelmesi gerekmiyor mu? Depremdi, pandemiydi. Böyle göçü köy, yani şehirden köye doğru biraz daha dönüştü ortam aslında baktığımız zaman. Şimdi dediğiniz doğru. Özellikle deprem ve pandemiden sonra çevre yerleşkeler, bahçe türü yerleşkeler artabilir. Evet. Ama biz depremde Akçakiraz Merkez yıkıldığı için, virane olduğu için biz de bununla ilgili bir proje ürettik. Rabbim nasip ederse o projeyi sunacağız ilerleyen zamanlarda. Şöyle söyleyeyim, Akçakiraz'da insan kalmadı. Akçakiraz'ın insanı nereye gitti? Altın çevre tokilere gitti bir kısmı. Bir kısmı gümüş kavak tokilere gitti, bir kısmı çatal çeşmeye gitti. Akçakiraz'ın merkezinde nüfus kalmadı Batuhan Bey. Nüfus kalmayınca esnaf haliyle ne yapsın adam? Tabii. Yani kimse orada beklemez değil mi? Beklemez yani. Niye beklesin adam? Para kazanamayacaksa, işini yürütemeyecekse, işini devam ettiremeyecekse niye kalsın orada? Bakın çok basit. Bir berberimiz yok. Pazar günü çarşıdaki berberler kapalı. Bakın ben de sakal tıraşı olamadım. Berberimiz olsaydı orada olur gelirdik değil mi? Evet. Hem seyircilerimize hem size belki... İlk başta yok. Sizin de aklınıza geldi ya. Olabilir yani, bu insani bir vasıftır. Başkan adayı olmuş ama bak tıraş olamamış. Neden olamadık? Bir berberimiz yok ki olalım. Yok, vallahi yok. Billahi yok. Yok arkadaş. Ne yapalım? Yok. Evet. Yok olunca insan bir şey yapamıyor Batuhan Bey. Ama orada insan olsa bir tane de iki tane de berber olur. Vardı çünkü ya. Vardı, daha önce vardı. 20 yıl evvel, 25 yıl evvel. Vardı. İki tane, hatta bir ara üç tane bile berberin olduğunu ben hatırlıyorum. Evet. Kendi çocukluğumuzda ilkokul, ortaokul orada okuduk. Gelişmesi gerekirken, esnaf sayısının artması gerekirken biz geriye doğru gidiyoruz. Bunun sebeplerini de, sonuçlarını da vatandaşın takdirine bırakıyoruz artık. Vatandaşımız çok iyi biliyor bunun sebeplerini, neden böyle olduğunu. Çok iyi biliyor. Vatandaş da bu konudan çok muzdarip. Siz belki bilmezsiniz ama düşünsenize ya, orada bir yemek yaptırmak isteseniz bir kasabınız yok. Fırın var ama kasap yok. İyi olmasın. Canınız bir şey istese yapamıyorsunuz Batuhan Bey. Yok. Kasap getirip orada merkezde 300-500 nüfusa yönelik bir şey yapamaz ki. Mümkün değil ha. Sıkıntımız çok büyük Batuhan Bey. Akçakiraz'ı Rabbim nasip ederse düştüğü yerden kaldıracağız inşallah. Şaha kaldıracağız. Bunu laf olsun için söylemiyorum ha. Rabbim nasip ederse bizim 2 yıllık, 4 yıllık
Rabbim tekrar nasip ederse 6-8, 10 yıllık bir belediye başkanlığımız olacak. Rabbim nasip ederse tekrar diyorum. Evet. Fazlası da olmayacak. Ben buradan ilan ediyorum. Bir başkan eğer iki dönemde bir şey yapamamışsa, istediklerini, hayallerini, hedeflerini, amaçlarını gerçekleştirememişse, valla son 5 yılda versek yine aynısı olacak. Çünkü 10 yıl uzun bir süredir Abatuhan Bey. Bizim ufak bir belde. Evet. Büyük şehir olsa, mesela bir İstanbul olsa, İstanbul yaklaşık yılda 300 bin nüfus alıyor. Ona ne kadar hizmet ederseniz edin, her yıl düşünsenize, 300 bin nüfus artıyor. Bir kadar nüfus artıyor her. Tabii. Evet. En az 100 bin ev lazım. Onun altyapısını düşünün. Tabii ki. Onun üst yapısını düşünün. Onun parklarını, eğlence mekanlarını, eğlence alanlarını, çocuk parklarını, yeşil alanlarını hesap ettiğiniz zaman dünya kadar yer alır. Orada hizmet edebilirsiniz. Ama bir ilçede veya bir beldede bir adam bence, bir başkan. Her yer için söylüyorum bunu, istisnasız. 10 yıl yapmışsa yeter kardeşim. 10 yılda hedeflerinizi, amaçlarınızı, istediklerinizi gerçekleştirememişseniz kalemi koymanın zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Ben şahsen öyle yapacağım, Rabbim nasip ederse. 10 yıl en fazla. Eğer 5 yılda istediklerimizi yapabilirsek, 5 yılda yeterse 5 yılda da bırakırız yani. Biz o makama amacımız koltuğa yapışıp kalmak değil. Koltuktan dediğim gibi güç değil. Koltuğa güç veren bir makam oluşsun istiyoruz. Bizden sonra gelecek insanlar rahat etsin istiyoruz. Projelerimiz gerçekleşirse, Rabbim nasip ederse inşallah göreceksiniz. Biz şehre çok yakın olmakla beraber halen daha bizim çok ciddi manada çiftçimiz, tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir nüfusumuz var. Başkanım, aslında benim diğer bir sorum tarım ve hayvancılıkla ilgiliydi. Çünkü baktığımız zaman nüfusu orada tutabilmek büyük bir meşakkat istiyor. O vatandaşı memnun etmek, çiftçiyi memnun etmek de haliyle o kadar önemli ve o kadar da önem arz ediyor. Sizler burada ilçenin, beldenin burada tarımını, hayvancılığını nasıl görüyorsunuz? Çünkü son yıllarda baktığımızda hep köyden şehire bir göç yaşandı. Evet. Ama burada hayvancılık konusunda dışa bağımlılığımız da belki ileride nüksedecek, artacak. Evet. Bu bağımlılığın olmaması için sizler Akçakiraz'da tarım ve hayvancılığı nasıl görüyorsunuz? Geliştirilmesi için neler yapılmalı? Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Bir belediye başkanı her şeyi bilemez. Evet. Ben de her şeyi bildiğimi iddia eden bir insan konumuna düşmek istemiyorum. Yani her şeyi bilen insan normalde Recaizade Mahmut Ekrem'in dediği gibi çok bilen çok yanılır. Ben hiçbir şey bilmiyorum vasfıyla oturacağım. Bir vizyonumuz, bir misyonumuz olacak, bir öngörümüz olacak. Kendi yapmak istediklerimiz için projelerimiz var ama ilk önce bu işin uzmanı kimdir? İlimizde diyelim Tarım İl Müdürlüğü. Bunun yanında Damızlık Birliği, bunun yanında Süt Üreticileri Birliği, bunun yanında Kırmızı Et Üreticileri Birliği. Bunlarla bir konsorsiyum kurarsanız, çok zor bir şey değil, bir konsorsiyum kurarsanız Akçakiraz için onlardan proje talep edersiniz. Kendi projeleriniz olur ama işin uzmanı olunca daha iyi olur. Şunu söyleyeyim, ben mesela seracılık alanında Akçakiraz'ı çok iyi bir yerde görmek istiyorum. Çok iyi bir yerde, muazzam bir yerde görmek istiyorum. Daha önce vardı ama şu anda bakıyorum seracılar sanki böyle bir gerileme dönemine girdi gibi. Bunun sebeplerini, bunun sonuçlarını araştırırsınız. Neden böyle oldu? Evet. Sonucu ne olacak? Nereye gidecek? Tarım İl Müdürlüğü, birinci danışanımız olacak, danışmanımız olacak. Damızlık Birliği, Süt Üreticileri Birliği. Şunu söylesek çok mu yanlış olur? Bilmiyorum ne kadar vaktimiz kaldı ama süt toplama mesela işi çok zor bir şey değil. Süt toplama, süt tankları oluşturursunuz. Evet. Orada üreticilerin sütünü biriktirirsiniz, bir yere verirsiniz, üreticiniz daha fazla para kazanır. Sütaş'la diğer süt alıcıların arasında yaklaşık 3 liralık bir fark var. Çok ciddi bir para bu üretici için. Kilo başına. Çok ciddi bir rakam. Bunu biz kendimiz yaparız. Onlara destek oluruz. Kooperatifleşme sürecini başlatacağız. Ne olursa olsun, ne mal olursa olsun ben bunu Ege'de gördüm, Muğla'da. Kooperatifleşme olunca ürününüzün değeri artıyor. Gerçekten artıyor. Çok ciddi bir katma değer sağlıyorsunuz. Bizim beldemizde süt üreticileriyle ilgili olan mesela bir üreticimiz var. İsmail Aydoğan diye, Akçakiraz Süt Ürünleri diye. O başarmış. Evet. Biz niye başarmayalım? Tabii. Diğer üreticiler niye başarmasın? Onlara destek olacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız onlar için. Sadece ben şunu istiyorum vatandaşımda. Bize bu yetkiyi versinler. Bize yetkiyi verirlerse görecekler ki çok iyi şeyler yapacağız. Kendimiz için değil, bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Benim bir beklentim yok. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Benim bir beklentim yok.
Ben son bir şey söyleyeyim. Geçen günkü programda söyledik, bazı arkadaşlar beni aradılar. Tekrarlamamı istemişler. Yani tam olarak anlaşılamadığı için. Şimdi benim yönetim anlayışımda şu var Batuhan Bey. Akçakiraz beldesi bizim. Oraya gelen para da hepimizin. Evet. Hepimiz için, bütün belde halkı için harcanması gerekiyor. Orada şu anda çalışan bütün işçiler bizim kardeşimizdir. Başka, bizim, evet. Özür dilerim, bizim kimsenin işiyle, ekmeğiyle uğraşacak derdimiz yok. Biz yapmaya geliyoruz, yıkmaya değil. Evet, burada başkanım, seçimden önce her zaman bu sorulur personel tarafından. Evet. Tüm ilçelerde sorulur. Sadece bu beldeye ait bir durum değildir. Baktığımız zaman personel değişimi olacak mı? Ya da personellerde bir değişikliğe gidilecek mi? Hayır, kesinlikle. Burada kendi ekibini getirecek mi? Mihmalde sorular sorulur hep. Ben de sizlere sormak isterim. Aslında burada çalışan insanlar var ve seçim zamandan önce de böyle bir kaygıları oluyor. Bu soruya da cevap arıyorlar. Bu da oldukça önemli bir cevap aslında. Sizlerin bu noktada cevabı ne olacaktır? Ben sizlerin huzurunda, bütün bizi izleyen insanların huzurunda söz veriyorum. Bunu ifade ediyorum. Bunun takipçisi de siz olun. Batuhan Bey. Bunun takipçisi de siz olun. Şunu yapalım. Rabbim nasip etti, başkan olduk. Ben hiç Akçakiraz Belediyesi'nde şu anda çalışan, görevini tam anlamıyla yapan, görevini hakkıyla yapan, Akçakiraz'a hizmet eden hiçbir kimsenin hakkını yedirmem. Kesinlikle. İşçi çıkaracak. Yok böyle bir şey kardeşim. Niye çıkarayım adamı? Ben adamın ekmeğiyle niye oynayayım? Evet. İşini yapan, hakkıyla davranan, dürüst çalışan bütün insanlar benim başımın tacıdır. Bunu zaman zaman göreceksiniz. Az önce ifade ettim. Bizim yönetim anlayışımız bu. Ben koltuğu seven bir adam değilim. Ben inşaatta da çalışmış bir insanım ha. İşçinin halinden de ben anlarım kardeşim. Ne durumda olduğunu ben çok iyi biliyorum. Rahat olsunlar. Bizim kimsenin işiyle uğraşacak, onunla problem edecek kendimize vaktimiz yok. Bizim Akçakiraz için yapacak çok şeyimiz var. Evet. Biz Akçakiraz'ı geliştirmek için geliyoruz kardeşim. Birleştirmek için geliyoruz. Bütünleştirmek için geliyoruz. Şudur, budur, şucu, bucu, ocu beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren tek şey görevini hakkıyla yapıyor mu? Benim başım üstüne. Bu kadar. Hakkıyla yapan herkes, kim olursa olsun, ha şunu da söyleyeyim, hakkını da veririm. Eyvah. Kim olursa olsun, iyinin de hakkını veririm, kötünün de hakkını veririm kardeşim. Evet, başkanım. Herkes iyi, ben herkesten aşağıyım. Herkes benden daha bilgili, herkes benden daha kültürlü, herkes benden daha görgülüdür. İşçi bizim başımızın tacıdır. Evet. Başkanım, ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Daha birkaç programımız daha olacak, evet, sizlerle. Çok da soru var aslında. Hem projelere giremedik hem sorunlara tam anlamıyla giremedik. Bunları da bir başka programda açıkçası başlık başlık konuşacağız inşallah. İnşallah. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Şunu özellikle ifade edeyim. Geçen programda unuttum. Bizi ekranları başında izleyen, evet, bütün seyircilerime çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir dahaki programda şunu da yapalım, eğer müsait mi, olur mu, olmaz mı bilmiyorum onun teknik yönünü. Canlı yayında soru da alalım. Size sorular gelsin, Akçakirazlar yöneltsin. Hay hay. Biz de onların sorularına cevap verelim. Cevap verelim. Tabii, evet, ki. Bizi daha iyi tanırlar. Zaten tanıyorlar. Ama yönetim anlayışımızla ilgili eğer bir sıkıntıları varsa, anlaşılmaz bir durumumuz varsa onu da kendilerine ekranları başında ifade edelim. Evet. Neden? Çünkü söz uçar, yazı kalır derler ya. Ekran görüntüsü kalıyor. Bu kamera görüntüleri de bize kalacak. Ebeden kalacak. Kesinlikle öyle. Öncesi ve sonrası. Tutum nasıl? Bu kadar. Evet. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum tekrar. Fikrinizi de inşallah bir dahaki programda yaparız. Evet, canlı yayın konuğumuz Akçakiraz AK Parti Belediye Başkan adayıydı. İbrahim Ormanoğlu'ydu. Burada iştenlikle tüm soruları cevaplandırdı ama cevaplandırmadığımız sorular da var. İnşallah bir başka programda bunların da cevabını alacağız. Şimdilik Elazığ Nabzı'nın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın.